Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi bu videomuzda da üçgende benzerliğin 24. köşe taşıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir ayarlamasını yapayım ben tekrardan. Başlayalım. Biraz da parlaklık açtık. Evet, bakalım burada ne diyor. I noktası iç teğet çemberin merkezi diyor. Yani iç teğet çemberin merkezinden ne geçiyordu dostlar? Açıortaylar geçiyordu. O halde bu I'dan ve üçgenin köşelerinden geçen bütün doğrular açıortay olmalı. Yani sen şu BI'yi çizersen bu BI kesinlikle ama kesinlikle açıortay. Hatta bu CI'yi çizersen CI da kesinlikle açıortay. Hatta ve hatta AI'yi çizersen bu da kesinlikle açıortaydır diyebilirsin artık. Şimdi bir de şu taktiğimi öğren benim kardeşim. Bir soruda açıortay varsa ve yanına bir de paralellik koymuşsa sen bu soruda Z kuralı arayacaksın. Ve Z kuralının sonunda da bir ikiz kenar üçgen bulacaksın dostum. Bu taktiği unutmazsan şimdi artık ne yapacağını da biliyor vaziyettesin. Yani ben bir Z kuralı arayacağım. Tabii ki paralellikleri şöyle kalınlaştırdığında bakın. Şunlar paralel. Şurada bir Z kuralı çıktı karşıma. Hemen Z'den şuradaki çizgili açıyla şuradaki çizgili açı birbirine eşittir dedim. Dolayısıyla bu üçgenin bir ikizkenar üçgen geldi. Yani DI'yi bana 3 vermiş. DB de 3 çıktı. Aynı şekilde bu tarafta da yapıyorum. Bakın bir Z kuralı yapıyorum hemen. Şöyle bir Z var. Şuradaki açımız da noktalı açıdır dedim. Ve burası 4 ise buraya da 4'ü yapıştırdım dostum. Şimdi geri kalanı benzerlik olacak arkadaşlarım. Şunların benzerliğini yapalım. Bakın şu kenarla şu kenar paralel ya dostlar. Hemen benzerlik oranını yazıyorum. Üstteki üçgenin sağ kenarı x. Büyük üçgenin sağdaki kenarı x artı 4. O zaman x bölü x artı 4 eşittir diyorum. Üstteki üçgenin tabanı yani paralel doğrusu 4 ile 3'ün toplamı 7. Alttaki üçgenin paralel doğrusu da 9'dur dedi. Ve buradan bir de içler dışlarımızı yapalım hemen. 9x eşittir 7x artı 28 yapar. 2x eşittir 28. X eşittir Edirne'yi işaretledim bile. Evet, geldim ikinci sorumuza. Yine bakın bu sefer I noktası dış teğet çemberin merkeziymiş. Tabii ki dış teğet çemberin merkezinden de dış açıortaylar geçecek. Yani şurası bir dış açıortay ve ben yine Z harfimi gördüm. Bakın şurada bir Z var. Demek ki bu da çizgili açı. Şurası da 5'tir. Yok, şurası 5 ise burası da 5'tir dedim. Şimdi şu CI da dış açıortay olacak arkadaşlarım. Hemen bunun da dış açıortaylığını konuşalım. Ve şu Z harfinden buraya da noktalı açı dedim. Buraya da 7'yi yapıştırdım. Bakın bir de paralelliğimiz var. Şuna paralel olduğu için benzerlik yapalım hemen dostlar. Alttan yapıyorum. 9 bölü tamamı. Yani 9 bölü 16 mı oluyor orası? Eşittir. X bölü 12'ye. Dedim. Şimdi geri kalanı içler dışlar. Hatta önce bir sadeleştirelim. 4'e bölelim 3 kalsın. 4'e bölelim 4 kalsın. 4 ile de x'in çarpımı hop gözükmüyormuş. Şöyle hemen ayarladım. 4 ile x'in çarpımı 4x eşittir. 3 ile 9'un çarpımı 27. Demek ki x eşittir 27 bölü 4'tür. Sorumun cevabı da Adana'dan çıktı. Evet, üçüncü sorudayız. Yine aynı muhabbetleri yapacağız. Bakın I noktası iç teğet çemberin merkeziymiş. Buna göre AD, şurası x diyelim artık biz AD'ye. Ve şunu da biliyorum artık dostum. Buranın da x olacağını ben çok iyi biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü bu bir açıortay. Ve Z harfinden burası da noktalı açıdır. Dolayısıyla ikizkenardan xx. Şimdi aynı şeyi buradan da yapalım. Bu da bir açıortay. Z harfinden burası da çizgili açı. Demek ki şurası da 4 dedik. Şimdi benzerliğimizi yapalım. 6 bölü tamamı 10. Yazıyorum 6 bölü 10 eşittir diyorum. Şu paralel doğrumun şu paralel doğruya oranı. Yani x artı 4'ün 9'u oranı. Buradan 54 eşittir. 10x artı 40 yapar. Buradan 14 eşittir. 10x yaptı. 14 bölü 10 eşittir x yaptı. Yani sadeleştirirsek 7 bölü 5 çıkar. Sorumuzun cevabı.
Evet, dördüncü sorudayız. I noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkeziymiş arkadaşım. Hemen şurayı çizdim. Bunun açıortay olduğunu gösterdim. Ve IE paralel AB olduğu için şurada bir Z yapıp buraya da noktalı aç dedim. AE'ye de altımı yapıştırdım. Aynı muhabbetten BI'yi birleştirdim. Bu da açıortaydır dedim. Ve şu Z harfinden buraya da çizgili açı yazıp bu BD'nin de 8 olduğunu söyledim. Başka ne istiyor bizden? A, D'yi istiyor arkadaşlarım. Şuraya da X'i bir yazalım bir zahmet. Şimdi bakalım neler yapacağız bir görelim. Evet, şöyle bir düşünelim. Benzerlik yapacağız tabii ki haliyle de. Şunu uzatsak şöyle. Bunu uzattığımızda şuradaki Z harfinden şuranın da çizgili açı olduğunu söylerim ben. Ve 8 ise burası da 8, buraya da 8 kaldı diyebilirim artık. Bakın buradan da çıktı sorumuzu zaten dostum. Şöyle yapıyorum. 12'nin tamamının oranı. Tamamı nedir? 18 yazalım. 12 bölü 18 eşittir diyelim. Şuradaki 14'ün şuradaki 8 artı x'e oranına 14 bölü 8 artı x. Şimdi 6'ya bölelim 2, 6'ya bölelim 3. 2 ile de bunu sadeleştirelim. 7. 3 kere 7 21 eşittir. 8 artı x olur. 8'i çıkartırsak 21'den 13 eşittir. X çıkar. Yani sorumun cevabı Denizli'den gelir. Çevirdim arka sayfayı ve baktım birinci sorumuza. Evet, açıortay AED'nin 4 katıdır diyor. Şuraya K dersek burası 4K. Şimdi dostum bu açıortay bakın gelmiş yükseklik olmuş. Ben bunu şöyle bir uzatıp da üçgeni tamamlarsam hatırlayın benim kayı dediğim kuralı. Kayı kuralından dostlar bu adam kenarortay da olacak ve bu üçgen ikizkenar da olacak demiştik. Şimdi bunu da söyleyelim. Sonra başka neler var? Açıortay demiş. AE bir de BF FC'ni eşit olduğunu söylemiş. Yani şu F noktası BF ile FC'yi ikiye bölmüş. E bakın Denizli noktası da burayı ikiye böldüyse biz bu DF'nin artık şuradaki kenara yani şuraya da K diyelim mesela. BK'ya paralel olduğunu ve hatta orta tabanı olduğunu biliyoruz. Bizi ilgilendiren paralel olması buranın buraya hatta devamına da paraleldir. Ve bize de neyi soruyor? DF bölü AC. Bakın buna M dediğim takdirde şu kelebek üçgenden 1'e 4 oranını gördünüz değil mi? K'ya 4K. O zaman M ise buranın 4M olacağını söyleyebilirim. Bu 1. 2. Orta taban demiştim ben bu M'ye. Şuranın orta tabanı. O zaman bunun yarısı olacak. Burası 2M olur. Bu 2. Burası 6M çıktıysa ikiz kenar olduğu için bu AC de 6M çıkar. Bu da 3. Sonra da ne istiyorsa yazarız artık. DF 1. AC 6, 1 bölü 6'dır cevabımız dedik. Evet buna bakalım. G ağırlık merkezidir. GD paraleldir AC'ye diyor. Madem ki G ağırlık merkezi o zaman şu doğruyu ben devam ettirirsem bu bir kenarortay. Ve burayı ikiye bölmek zorunda bu 1. Kenarortaysa şurada tabana 1, açıya 2 muhabbetinden K'ya 2K yazalım. Hatta şurası da M'ye 2M oldu diyelim. Başka? AC nedir diye soruyor. Şu benzerliğimizi yapalım. 2 bölü 3 oranı var. 2 bölü 3 eşittir. 6 bölü şurası diyeceğiz. 6 bölü işte neresi orası? X olsun hadi şurası. Buradan da bu 3 katına çıkmışsa bu da 3 katına çıkacak. X'i 9 bulduk. Yani şurası 9. O zaman bu da 9. Yani AC 18 patladı. Evet geldik buna. Bakın yine kayı kuralı yapacağımız bir soru. Şuradan aşağı açıortay yükseklik olduysa ben bu üçgeni şöyle tamamlarsam kayı kuralından burası buraya eşit ve ikizkenardan 20 ise buranın da 20 olduğu aşikar. Bir de ne demiş? AE EC'nin 3 katıdır. Yani şurası K ise şurası 3K'dır demiş. Buna göre ADX nedir diye de bir soru soruyor bize. Şuradaki zamazingoyu istiyor arkadaşlarım. Pekala. Şimdi şöyle yapalım. Biz şuradan bir paralel çizelim. Hani bir kenar ikiye bölündüyse orta taban yapın demiştim. Şuna paralel çizdim. Ve bakın bu da burayı da ikiye bölecek değil mi? Bu da burayı ikiye böldü. Şurada bir kelebek üçgen çıktı arkadaşlarım. Oranı 1'e
3K'ya 3K. Yani ben şuna A dersem şu X dediğim yer 3A. Ve yine burası A ise orta taban olduğu için şurası 2A. Ve bakın 5A'yı biz 20 bulduk. A 4. Bize de 3A'yı soruyor. 3 tane 4. 12'yi paketledim. Evet. Geldim bu soruma. Neler var? 10 var. 4 var. Başka da neler vermiş? HD paralel AC demiş. Tamam. Bu buraya paralelse. Ben şimdi bunu böyle uzattığımda dostum sen ne görüyorsun artık? Bu paralel doğru. Burayı ikiye böldüyse burayı da ikiye bölecekti mecbur. Ve biz bu 4'e şunun orta tabanı diyorduk. Demek ki burası 8. Şimdi şurayı kapattığımda üste bakın arkadaşlarım. Yükseklik kenar ortay oldu. Kayı kuralından açı ortay da olur. Ve bu üçgende ikiz kenar üçgen olur. Yani burası da 10 birim çıkar. Dolayısıyla x dediğimiz yer toplamda ne gelir? 18 gelir. Biz de kağıda koyarız bir tane uçar gider. Evet 25'ten sonra 26'dayız dostlarım. 26. köşe taşımızda da bakın benim köprü kurma sorusu dediğim soru. Şimdi şu FK ile DE birbirine paralel gördüğünüz üzere. Çünkü ikisi de aynı yere dikilmiş. Ama ne var burada arkadaşım? Bunlar ikisi bir üçgen içinde değil. Yani aynı benzerliğin içinde değiller. Ama ben şöyle yaparsam yani şuradan da bir diklik ben indirirsem bir köprü kurmuş olurum. Bakın sol tarafta da bir bu buna paralel. İkisi de dik çünkü. Sağ tarafta da bu buna paralel olduğu için dolayısıyla ne çıktı burada? İki tane aralarına bir köprü kurmuş oldum. Yani iki ayrı paraleli bir paralel çizerek bağlamış oldum. Şimdi bir de oran vermiş. BD AD'nin 3 katıymış. Yani burası K ise burası 3K. Hatta bakın bu paralel doğru nasıl bölüyordu? Bu paralel doğru burayı 3'e 1 diye böldüyse burayı da 3'e 1 diye bölecek. Yani 3 dediğim yere 6 geldiyse 1 dediğim yere 2 gelecek. O zaman şuraya da 10 kaldı. Bunu da yazalım. Şimdi bu tarafa geldik arkadaşlarım. Bu tarafta da bakın. FC'ye AF'nin oranını vermiş. AF'ye 5M, FC'ye 3M edin diyor. E şimdi bu paralel doğru. Buna paralel olduğu için Fransa'da 5'e 3 oranında böldü. Burada da 5'e 3 oranında bölecek. Bakın 5 dediğim yere 10 düşmüş 2 katı. 3 dediğim yere de 2 katı düşecek. 6 cevap Denizli'den çıktı. İşte yine bir köprü kurma sorusu daha. Hemen şuradan ben de bir paralel çiziyorum. Ve ikisinin arasına bir köprü kurmuş oldum böylelikle. Şimdi şunların hepsine 12K diyelim biz dostlar. 6 tane BE 12K ise 1 tane BE 2K'dır. Bunu yazdım. 3 tane EK 12K ise 1 tane EK 4K'dır. Bunu da şuraya yerleştirdim 4K diye. 4 tane KC 12K ise 1 tane KC 3K'dır. Bunu da yerleştirdim. Şimdi şunun paralelliğini konuşalım. Bakın bu buraya paralel. Dostum bu tarafı 2'ye böldüyse bu tarafı da mecbur 2'ye bölecek. Yani şurası aslında 2K 2K diye bölündü. Demek ki buraya da 2K kaldı. Hemen burayı kapattım. Şimdi bu paraleli konuşalım. Bununla bunun paralel olmasını. Peki burada 3K'lık kenara 12 düştü karşılığı. 4 katı. 2K'nın karşılığı ne olacak? 4 katı 8 olacak. Cevap Edirne'den geldi. ABC üçgeninde AD açıortaymış. Tamam. BE paralelmiş DF'ye. Bakın bu buna paralel. Hatta ben bunu böyle uzatırsam, dostum bak bu paralellik burayı ikiye böldüyse bu tarafı da ikiye bölecek ve 4'ün orta tabanıdır. Şuna 2 yazabilirim artık. Sonra AC AB'nin 3 katıdır diyor arkadaşlar. Bunu da konuşalım. AB'ye 2K diyelim. AC 3K olacakmış. Bunu da yazdım. Hatta bakın açıortay olmasından dolayı 2'ye 3 oranı bu tarafta varsa buradaki ayaklar da 2M'ye 3M olmak zorundadır. Bunu da söyleyelim. Bizden de BE'yi istiyor. X diyelim. Şimdi şu 4'ün şu X artı 2'ye paralel olmasını konuşacağız dostlar. Şuradaki klasik benzerliğimizi yapacağız yani. Yazıyorum bakın. 3'ün 5'e oranı 3 bölü 5 eşittir diyorum. 4'ün x artı 2 oranı 4 bölü x artı 2'dir dedim. Hadi bir içleri çarpalım, dışları çarpalım. 5 kere 4 20 eşittir 3x artı 6. Buradan 14 eşittir 3x, x eşittir 14 bölü 3. Nerede bir hata yaptık?
x artı 2 4'ün x artı 2 oranı 3'ün 5'e oranıdır dedik. Burada bir sıkıntı yok. Sonra 5 kere 4 20 eşittir 3x artı 6 geldi. 6'yı bu tarafa atarsam 14 eşittir 3x. X eşittir 14 bölü 3. Bir yerde bir hata yaptık. Nerede yaptık? Onu görmeye çalışıyorum şimdi. Çıkmadı cevap çünkü. Önce şuna bir daha bakalım. AC'ye tabii ki. AC'ye 2K, AB'ye 3K deyin diyor. Burada hata yapmışız. 3'e 2 kolların oranı ise 3'e 2 ayakların oranı olacak. Şimdi devam edelim. 2 bölü 5 olacak burası arkadaşlarım. 2 bölü 5, 4 bölü x artı 2. Devam ediyorum. 5 kere 4, 20. 2x artı 4 olur. Tamam. 4'ü bu tarafa atarsam 18 değil 16 eşittir 2x kalır. 2'ye bölersek de 16 bölü 2. Yani 8 çıkar sorumuzun cevabı. Evet, 4 numaradayız. G ağırlık merkezidir demiş. Demek ki bunlar kenar ortaylar olacak. 3'ü de paralel paralel. KL paralel DE'ye mi? Ve o da BG. Yani KL de bunlara paralel. Vay. Hepsi birbirine paralel yani. Tamam, şunu şöyle uzattığımda paralellikler varmış arkadaşlarım. Peki AB'nin DB'ye oranını vermiş. DB'ye 1K dersen AB 3K'ymış. Buraya kaldı 2K. Yani şurada da 2'ye 1 oranı varsa burada da 2'ye 1. Hatta şurada da 2M'ye 3M oranı vardır diyebiliriz. Hatta şu 2'ye 3 oranını şöyle yazalım. 4M'ye 6M diyelim biz 2'ye 3 oranı. Çünkü burası 6M ise arkadaşım hani tabana bir açı yükü özelliği vardı ya ağırlık merkezinin. Burası 3M olacak. Sonra da DE'nin KL'ye oranı verilmiş. DE'nin KL'ye oranı bakın DE'ye 4 dersen KL 1 olacak diyor. Demek ki burası da 1M. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi şu paralelliği konuşalım bakın. Şuradaki M'nin 3M'ye paralel olması. Demek ki 1 bölü 3 şu küçük üçgenle büyük üçgenin oranı 1 bölü 3. O zaman şunun burası A ise bunun tamamı burası 3A. Yani şuraya da 2A kaldı. Bu adam kenar ortaydı. Yani burayı 3A dediysem buraya da 3A diyeceğim. Şimdi ne istiyor bizden? AL. AL'miz ne çıktı bakın? 5A. LC 1A. 5 bölü 1'i istiyor. Cevabımız Bursa'dan geldi. Evet, 27. köşe taşındayız dostlar. Birinci sorumuz bakın bir kenar ikiye bölünmüşse hemen aklıma orta taban yapmak geldi. Şuradan paralelimi çizdim ben. Ve bu orta taban oldu. 18'in yarısı 9 olacak. Şurada da BE ile EF arasındaki ilişkiyi vermiş. BE'ye 1K, EF'ye 2K diyebilirsiniz diyor. Biz bir de bu sefer şu x'in şu 9'a paralel olmasını konuşalım şuradaki üçgende. Yani 1 bölü 3 x bölü 9 diyelim. Bu 3 katına çıktı. Bu da 3 katına çıkacak. Demek ki x 3 olacak diyebiliriz. Şuna geldik arkadaşlarım. Yine bir kenar ikiye bölünmüş. Biz bir orta taban yapacağız dostlar. Ama önce şu oranı bir yerleştirelim. BE'ye 1K derseniz EC 4K olacak diyor. Hemen şuradan paralelimi çizdim. Bakın 4K'nın yarısı olacak 2K. Çünkü orta tabanı değil mi 4K'nın? Ve şuradaki kelebeği de gördüğünüz an cevap geldi. 2 bölü 1'dir kelebeklerin oranı. X bölü 4'tür bir de. Buradan 8 eşittir. X çıktı. Şuna geldik arkadaşlar. EF paraleldir. Önce şu oranları yerleştirelim. AD'ye 1K derseniz DC 2K'dır diyor. DF'ye nerede orası? Şurada BF oranı. M ise şurası da 2M'dir diyor. Ben yine şuradan bir paralelimi çizdim. Önce şuradaki 1'e 3 oranını yazalım. 1 bölü 3 eşittir. 4 bölü şurası. 4 bölü şurası dediğim yer işte neyse orası. Şu çizdiğim paralel. Buradan şurası dediğim yer 12 çıktı arkadaşlarım. Şimdi bir de şu benzerliği yapalım. 1 bölü 3 12 bölü x diyelim. 12 bölü x. X de buradan 36 geldi. Evet dostlar geldik dördüncü sorumuza. Bakalım bu ne diyor? ABC üçgeninde diyor. Şurası bakın şurayı birleştirdiğimde burada da ikiye böldü. Burada da ikiye böldü. Demek ki bu orta tabanı buranın yani kısaca paraleli. Sonra bir de demiş ki AD
DB'nin 4 katıdır. Yani şuraya K dersem AD 4K'dır. Hatta bu 5K'nın orta taban oldu değil mi? Şöyle yapayım mı? 2K'ya 8K diyeyim bunlara. Toplam 10K'nın orta taban olacak ya burası. 5K diyelim yarısı. Şimdi bir de kelebek çakalım arkadaşlarım. Şuradan da kelebeği çakıyorum. Hadi söyleyelim. 5 bölü 8 eşittir diyelim. X bölü 4. Buradan 20 eşittir. Ya da şu yarıya düşmüşse bu da yarıya düşecek. 5'in yarısı 2,5 gelecek dedik. Evet dostlar, bayağı yoruldum. Zaten konuşmamdan da anlamışsınızdır. Yavaş yavaş tempo gittikçe düşüyor. Peş peşe 3 tane mi 4 tane mi ne video çektim arkadaşlarım. Biraz dinleneyim, sonra tekrar devam ederiz Goberler. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.